Normal çıkmış. Evet, normal. Üç, tam üç litre istemeyeceğiz, tamam. Ha, bu nereden yakınlaştıracağım ben? Hangisi tat? Şimdi şu anda çocuğun ünsini görüyoruz. Karın çevresini açacağız. Şu kalbi. Önce bir kalbini dinleyelim. Ara sıra bu sesin gelmesi, bebeğin oynaması senin nefes alman bile değiştirebilir. Peki. Yani onun için rahat ol, merak etme herhangi. Aa, bir şey bazen kaçıyor. Hastalar, daha doğrusu anne adayları şey diyor, aa bir şey mi oldu? Halbuki sanki çocuk kalp atışı durdu gibi, öyle bir şey yok tabii ki. Şimdi açıyoruz, biraz çevreye şimdi, evet şöyle. Yani bu halka şekline getiriyoruz, 16 hafta 5 gün. Şu görmüş olduğumuz siyah suyu, şurada çocuğun eşiği. Bakın şimdi ne yapıyor? Yatmış, uzanmış, serpe. Çocuğun kafasını ölçeceğiz şimdi. Pipidisi. Hemen hemen bu işte pipidide. 16 hafta 5 günlük. Evet, neredeyse 4-4'lük, 16 hafta 5 günlük. Eline bakın sanki ağzına doğru getiriyor. Şu siyahlar göz çukuru. Biliyorsunuz susunca sanki bak parmağını da bir şey çıkarmayın diyorlar. Görüyor musunuz bak? Bozmayın lazım. Bozmayın lazım diyor. Bacaklarını, bir tanesini görüyorsunuz böyle çekmiş. Ay evet. Bana göre bu çocuk erkek olacak gibi. Bakın şurada bir çıkıntı gibi görüyorum. Biraz, ama bakın daha henüz emin bir şey demiyorum. Şuradakini bir çıkıntı. Yine mi emin şey? Ama hayır, şu an için daha ilk gördüğüm o. Evet. Ölçümlerimizi yapacağız. Bakarsın biraz sonra harika bir kız da diyebiliriz. Çünkü niye? Bu kemiklerin baş kısımları arka planda kalınca bize fiti gibi gözükebiliyor. Tam anlamıyla onları işte şöyle yaparsak 6 hafta 4 günlük. Normalde çocuğumuzun gelin içimi 6 hafta 5 günlük, 171 gram kadar beklenen doğum tarihi de November, Kasım'ın 19'u gibi. Sonra bir tarihin kaçıydı? 11 Şubat. 11. 11, 18, 19. Yani 1-2 günlük fark olabilir. Hiç önemli değil o. Önemli olan dediğimiz gibi sağlıklı bir şekilde görülmesi. Bakın şimdi az önce bir çıkıntı gibi dedin de, evet. Bak aynı şeyi burada da görüyoruz, hafif bir çıkıntı, evet. Gibi. Evet. Ama %100 erkek demek için pipisini görmeden bir şey söyleyemem. Bakın yine burada bir çıkıntı. Yine aynı şeyi söylüyorum. Çıkıntı gibi diyorum yani. Kesin %100 diyemiyorum. Çünkü o çıkıntı bazen kızın dudakları bize erkek gibi gözükebiliyor. Niçin? Çünkü dudaklar şiş olunca bizi yanıltıyor. Evet. Şöyle başka açılardan bir bakarız. Biraz da çocuğun suratını görelim. Ay, pipisine bakmayalım. Görüyor musunuz? Şu gözleri, çenesi, burnu. Ay, yerim ama ya. Kring gibi, kring parça böyle iskelet gibi duruyor ama sonuçta o bizim bebeğimiz işte. Görüyoruz burada. Bacaklarını oynatıyor. Evet. Şimdi ben özellikle bekletiyorum ki bacaklarını oynatıp aradan bir şey görebilir miyiz diye. Bak bak bak. Bakları, elleri, kordon da öyle. Bakın. Görüyor muyuz? Var dediğim gibi %100 şudur diyebileceğim bir pozisyon hakikaten yok. Yani. Sağlıklı bir bebek bizim için en önemli. Evet. Sonra kordonunu da almış eline, ben ipimi çekerim diye. Biliyor musunuz? Yani. Çünkü bunların hepsi kordon gibi buradan çıkıyor ya. Dolaşıyor, gidiyor. Ne yapmayacak bir şey yok orada. Tek oynayacak şey kendi kordonu. Evet. Ya eliyle ayağını tutacak ama ayaklarını oynatıyor, görüyorsunuz. Ama yani bize cinsiyet için bir pozisyon vermiyor annesi. Vermesin, ne yapalım, sağlıklı olsun. Şimdi zaten orada bir detaylı ultrasona girecektir, evet. Değil mi? Önümüzdeki günlerde. Evet, tamam. Yani o zaman belli olur değil mi? Tabii ki kesinlikle. Bakın niçin o zaman zaten o süreci beklediğimizde bizim için en ideali 16-21 hafta arasıdır. Bu 21 dememizin sebebi şu, erkekse zaten çocuğun yumurtalıkları belli olur. Aşağı doğru torba şeklinde sarkar. Yani odur. 21, tabii yaşı 21 dememizin sebebi zaten o. Yani şimdi şuna benziyor dersin, atarsın gider.
Sonra bak, istemiyoruz tabii. Değişti diyor. Yani emin olmak lazım. Bakın şu açıdan da bakarsan hiçbir şey yok gibi değil mi? Evet. Bakar mısın? Hiçbir şey yok gibi. Evet. Hiçbir şey yoksa kız diyeceksin ama değil. Şuradaki beyaz çıkıntı bile bazen devrik oluyor. Evet. Tam dışarı doğru gelmemiş oluyor. Onun için aynen işte bu kadar. Başka bir şey söyleyemeyeceğim ya. Şöyle bir de resmini alalım da bari resimsiz olmaz mı çocuk? Hani çikolata ince görünüyordu, yok o da yalan yok. Hikaye. Yok, onu, bakın onun, yok onun mantalitesi çocuklar. Çikolata yediği zaman bebek oynar, amaç evet. O zaten. Seviniyormuş. Yani oynar. Bakın şimdi biz burada bacak arasını evet. Görüyoruz. Bakın daha da büyüteceğim bu bacak arasını. Evet ama orada sıkıntı var gibi geliyor. Değil mi? Evet. Şimdi bakın bunu tam anlamıyla inanın belirtecek bir şey yok. Kız olmuş olsa nasıl olacak? İki tane böyle paralel çizgi olacak. Evet. Bakın şu anda öyle bir görüntü yok. Evet. Yani ben şimdi buna hangisine ne diyeyim? Evet. Anlatabiliyor muyum? Mantık var. Yani anlatabiliyor muyum? Mantıklı evet. Olarak düşünecek olursak yani kesin şeyler, şu anda bizi yüzecek hiçbir şey yok. Yolculuk ne zaman? Cumartesi. Hayırlısıyla güle. Bazen kesiklenme gözüküyor, 26 raflatına kaybedebilir diyoruz. En güzel değerlendirme o zamanlar. Tekrar 8 ya da 8 yıl ayda falan Türkiye'ye gelme gibi bir isteği var da.